Kargoist Nurhaktan'la temiz iletişimi sunar. Hepimizin kulağına çalınan bir şehir efsanesi var. İnsanlar artık sadece 500 kelimeyle konuşuyor. Fakat kimilerinin gerçekten böyle konuştuğunu söyleyebilirim. Bunu birbirine benzeyen iki cümleyle anlatmaya çalışalım. Cümle 1. Büyük ağacın büyük dalları altında çok büyük bir kayanın üzerinde oturup büyük hayallere dalmıştım. Cümle 2. Devasa ağacın iri dalları altında kocaman bir kayanın üzerinde oturup derin hayallere dalmıştım. İsterseniz deruni hayallere dalmıştım diyerek biraz daha edebi bir üslup da kazandırabilirsiniz. Birinci cümledeki gibi çorak bir dille konuşuyorsanız 300 kelimeye kadar düşürebilirsiniz herhalde kelime dağarcığınızı. Ben sayısal verilerle ifade edemesem de çok daha fazla kelimeyle konuşulduğunu düşünüyorum ama yine de seviyenin çok düşük olduğu aşikar. Biliyorsunuz yabancı dil eğitiminde A1'den C2'ye kadar dil seviyeleri vardır. A1 temel metin ve gündelik ifadeleri kullanma yeteneğini, C2 ise edebi metinlerden akademik metinlere her türlü konuda metini kolayca anlama ve akıcı olarak ifade etmeyi temsil eder. Ne yazık ki kendi ana dilini C2 seviyesinde anlayıp konuşamayan insanlarımız var ve bu oran bir hayli yüksek. Bu biraz da dildeki çoraklaşmanın ve eğitimin yetersizliğinin neticesi. Daha ortaokulda hepimize ezberletilen bir metin var. Nutuktan alıntı olan Atatürk'ün gençliğe hitabesi. Gençler anlasın diye onlara bir mesaj versin diye söylenmiş ama yetişkinler bile anlamıyor. Metinde geçen bazı kelimeleri sizler için paylaşacağım. Vazife ilelebet, müdafaa, mevcudiyet, istiklal, istikbal, yegane, bedha, şerayit, namüsait, mahiyet, tezahür, emsal, mümessil, cebir, elim, dalalet, hıyanet, müstevli, tevhid, fakru zaruret. Tabi kelimelerin anlamını bilmekle, tanımakla kelimeyi günlük kullanma esnasında kolaylıkla düşünmeden kullanmak arasında ciddi bir fark var biliyorsunuz. Dil eğitiminde buna aktif ve pasif kelime dağarcığı diyorlar. Aktif kelime dağarcığı bir kişinin konuşma veya yazma sırasında kolaylıkla kullandığı kelimeleri ifade eder. Bu kelimeler günlük dil kullanımında sıkça başvurulan ve ifade edilmek istenen düşünceleri aktarabilen kelimelerdir. Pasif kelime dağarcığı ise anlaşılan fakat Aktif olarak kullanılmayan, genellikle okuma veya dinleme esnasında karşılaşılan kelimeleri kapsar. Pasif kelime dağarcığı, aktif kelime dağarcığından çok daha büyüktür ve kişinin dildeki potansiyel anlama kapasitesini yansıtır. Hani İngilizce anlıyorum ama konuşamıyorum diyorlar ya o işte. Bu programda şimdi pasifte kalan veya hiç bilmediğimiz kelimeleri nasıl aktif kelimelerimiz haline getirebileceğimizi birlikte ele alacağız. İsterseniz gelin konuya en başından ta bebekliğimizden günümüze kadar hızlıca ve pratik çözümlerle başlayalım anlatmaya. Bebeklerin dil yolculuğu doğumla başlar ve onların çevrelerinden duydukları sesleri anlamaya çalışmalarıyla şekillenir. İlk başlarda fonetik temeller atılır. 6 ay civarında babıldama dönemiyle dilin melodisi taklit edilir ancak anlamlı kelimeler oluşturmaya henüz vakit vardır. İlk yaşlarda ma ma ba gibi tek heceli kelimelerle anlamlı iletişim başlar. 18 ila 24 aylık dönemde kelime dağarcığı genişler ve iki heceli kelimeler konuşmaya dahil olur. Yaşları 2 ila 3 yaş arasındayken çocuklar ihtiyaç ve isteklerini ifade eden basit cümleler kurmaya başlar. Anne süt ver, baba kucağına al gibi. 3 yaşından sonra daha karmaşık yapılar kullanılır. 4-5 yaşlarında cümle yapıları ve kelime dağarcığı hızla gelişir. 5-6 yaşlarında anlatım becerileri artar ve 6-7 yaşında okuma yazma yetenekleri belirginleşir. 7-8 yaşlarında karmaşık cümle yapıları ve yazılı ifade yetenekleri gelişirken 8-9 yaşlarında çocuklar dilin daha ince anlamlarını ve sosyal kavramları kavrar. 9-10 yaşlarında etkili yazılı ifade ve iletişim yeteneklerini ön plana çıkarırlar çocuklar. 10-11 yaşlarında metafor ve benzetmelerle dilin soyut ögeleri kullanılmaya başlar. Sonra korkunç bir şey olur. Tam da bu çağlarda birçoğu ben artık konuşmayı biliyorum, gayet iyi konuşabiliyorum der ve neredeyse dil gelişimleri durur. 40 yaşındaki adamın konuşmasına bakıyorsunuz, 10-11 yaşındaki bir çocuk gibi konuşuyor aradan geçen 30 senede neredeyse üzerine hiçbir şey koymamış. Halbuki az evvel yıl yıl sıraladığım gelişim evresi aynı zincirle devam etseydi, 40 yaşındaki bir kişinin dili kullanma yeterliği ve hitap kabiliyeti birçok insandan kat kat yüksek olurdu. Halbuki dil düşüncenin ocağıdır. İnsan lisanıyla düşünür, insan Dile doğar, onunla dünyayı ve meseleleri anlar, kavrar, anlatır, çoğaltır. Büyük düşünürlerin ortak özelliği ne milliyetleri, ne cinsiyetleri, ne inançları ne de başka bir şeyleridir. Hepsinin ortak özelliği analitik yetenek, disiplin, eleştirel bakış açısı ve sahip oldukları dili çok etkili bir şekilde kullanabilmeleridir. Bu saydığım özellikler arasında da dil en başta gelir. Dil sayesinde insan diğer özelliklere kapı aralayabilir. A1 dil seviyesi ile C2 arasındaki en önemli fark da kelime bilgisidir. Şimdi madde madde kelime dağarcığımızı ve genel kültürümüzü birlikte zenginleştirecek uygulamalara göz atalım. Kağıt kalemleri çıkarın zira sizin için 5 ana başlık altında maddeler sıraladım kolaylık olsun diye yorumlara diğer izleyici arkadaşlarınız için yazabilirsiniz. 1. Okuyun. Türk edebiyatının önemli eserlerini okuyarak edebi dilin zenginliğini keşfedin. Ana dilimizi hazır bulunmuşlukla öğrensek de Peyami Safa, Kemal Tahir, Yakup Kadri, Tarık Buğra, Samiha Ayverdi, Yahya Kemal, Mustafa Kutlu, Şule Gürbüz, Sezai Karakoç gibi yazarları da okuyarak dil zevkinizi geliştirin. Bir edebiyat dergisi takip ederek günümüz edebi dilini ve güncel kelimelerdeki yetkinliğinizi artırın. Edebiyat dergisi takip etmek dil becerinizi geliştirmenin yanı sıra size dünyaya farklı bir gözle bakma fırsatı da verecektir. Okuduğunuz eserleri yüksek sesle okuyarak hem telaffuzunuzu geliştirin hem de ağzınızdan çıkanı kulağınıza duyurun. Bu sayede kelimelerle bağınızı kuvvetlendirin. Uzun metinlerin sizi sıkacağını veya yoracağını düşünüyorsanız şiir okumak tam size göre olabilir. 2. Yazın. Günlük tutun. Hem hafızanızı diri tutacaktır hem de sizi entelektüel bir uğraş sahibi yapacaktır. Ve günlük tutmayı asla küçümsemeyin. İyi günlükler okumak sizi yazmaya da teşvik edecektir. Zaten İlk maddemiz neydi? Okuyun. Kendinizi belli aralıklarla yazmaya mecbur hissedin. Başta görev gibi yaptığınız yazma uğraşı zaman geçtikçe kolaylaşacaktır. Periyodik olarak bir yerlerde bir dergide, internet sitesinde, kendi kişisel bloğunuzda yazı yayınlamak sizi yazmaya motive eder. Yazdıkça yazasınız gelir, kaleminiz gerçek anlamda açılır. Yazmak da bir taşma durumu gerektirir. Yani kabınızı bir şeylerle doldurmalısınız ki yazasınız. Bu da haliyle sizi üzerine kalem oynatacağınız konu hakkında okuma yapmaya teşvik eder. Bunu yaparken metin içerisinde mükerrer kelimeler kullanmamaya, eş anlamlı kelimeler kullanarak dilinizi zenginleştirmeye çalışın. Word programında bir kelimenin üzerine fareyle sağ tıkladığınızda e eş anlamlı kelimelere bakabiliyorsunuz. Bu da size bizden bir ipucu olsun. Sosyal medyada içerik üretin. Bazen bir cümle hatta bir kelime sayfalarca metnin yerini tutabilir. Az lafla çok şey anlatmak için çok kelime biliyor olmak lazım. Tweet atarken sınırlı sayıdaki kelimeyle derdinizi anlatmak mecburiyeti sizi daha uygun kelimeleri bulmaya ve kullanmaya sevk edecektir. Eskilerin ayarını mani, efradını cami diye güzel bir sözü var ya işte ha tam olarak o. Dinleyin ve izleyin. Podcast'ler dinleyin. Son zamanlarda harika podcast'ler var. Kitap özetleri, öyküler, çok farklı konular hakkında eğitici içerikler, radyo programlarının tekrarları var. Son zamanlarda ciddi bir podcast dinleyicisi olduğumu söyleyebilirim ve çok şey öğreniyorum farklı konuşmacıların cümle yapıları, üslupları hakkında da fikir edinmek açısından faydalı oluyor. Dil öğreniminde şarkı dinlemenin ve tekrar etmenin de önemi malum. Kendi dilimiz için de geçerli olduğunu söyleyebilirim. Ama arabam Dacia gibi uyduruk şeylerden bahsetmiyorum. Üretilen her şeyi dinleyip izleyecek kadar uzun bir hayatımız yok. Biraz seçici davranmaktan kimseye zarar gelmez. Ne yediğimiz gibi ne dinleyip izlediğimiz de önemlidir. Dil zevki, bilgi birikim anlamında tatmin edici olmayan basit içerikler yerine daha doyurucu, zengin yayın ve yapımları takip edin. Tavsiye filmler, diziler varken abur cubur kabilinden dizileri, sinema filmlerini izlemekten mümkün olduğunca kaçının. 4. Çalışın karşılaştığınız ve hoşunuza giden kelimelerden kelime kartları yapın ya da bir yerlere not edin. Çocukların yaptığı gibi öğrendiğiniz yeni kelimeleri cümle içerisinde kullanarak pekiştirin. Kelime oyunları, sözcük türetme oyunları oynayın, bulmacalar çözün. Eski metinleri okuyarak dilin tarihsel gelişimini keşfederek kadim kelimelerimizle tanışın. Resmi belge ve yazışmalar okuyun. Resmi dil kullanımını bu sayede öğrenmiş olursunuz. Kelime kökleri ve eklerini öğrenerek akraba kelimeleri tanıyın. Ve beşinci ana başlığımız hayat tarzınızı şekillendirin. Türkçeyi güzel konuşan arkadaşlar edinin. Türkçenin güzel konuşulduğu ortamlarda zaman geçirin. Sözlük kullanın. Gün içerisinde karşılaştığınız anlamını veya kökenini bilmediğiniz kelimeleri sözlükten araştırın. Cep telefonunuzda en az bir lügat uygulaması olsun, mutlaka olsun. Ben kubbe altını kullanıyorum. Özellikle Arapça ve Farsçadan geçmiş kelimelerin İslam harfleriyle yazılışlarını da verdiği için etimoloji anlamında da bilgim, birikim artıyor. Son zamanlarda sözlük güncellendi ve birbirinden değerli seslendirme sanatçılarının da okuyuşlarıyla daha değerli hale geldi. Her bir kelimeyi bir seslendirme sanatçısının telaffuzuyla, okuyuşuyla duymak da bence harika bir fırsat. Bu anlamda Kubbe Altının bu güncel versiyonunu yayına hazırlayan değerli dostlarımı, büyüklerimi de tebrik ediyorum. Onlara teşekkür ediyorum. Kubbe altı sözlüğünde aynı zamanda yeni tanıştığınız bir kelimenin örnek olarak cümle içerisinde kullanıldığını da söylemeliyim. Bu da işinizi oldukça kolaylaştıracaktır. Benim aklıma bunlar geldi açıkçası. Sizin de aklınıza gelenler mutlaka vardır. Lütfen bunları yorumlarda belirtiniz. Bu vakte kadar bana eşlik eden videonun sonuna kadar izleyen arkadaşlarıma Ayrıca teşekkür ediyorum. Bu arada kanalımıza abone olmayanlar varsa oralarda bir yerlerde bir abone ol ve bildirimleri aç butonu olacaktı. Lütfen basınız, bizi takip ediniz, biz de sizin için bu güzel içerikleri oluşturmaya devam edelim. Allah ısmarladık. hoşça kalın efendim. Kargoist, Nurhaktan'la temiz iletişimi sundu.